Artı Futbol devam ediyor. Ilgaz Çınar, Gürcan Bilgiç, Mehmet Ayan ve Serdar Sarıdağ'la devam ediyoruz. Metin Öztürk, Cengiz Özyalçın, Burak Elmas. Ve Tuncer Hunca. Tuncer Hunca. Tuncer Bey de aday. Sayın Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı hem kendi kararı hem de tabii bir mahkeme kararı da söz konusu. Bekleniyor. Dün akşam İstanbul Levent'te bir restoranın üst katında 20-25 kişi yemek yediler. O 20-25 kişi Mustafa Cengiz'in taraftarı olmayan muhalif üyeler. Acaba o 20-25 blok oyu kime yönlendirelim diye bir fikir teatisinde bulundular. Kime yönlendirme kararı aldılar? O kadarını öğrenemedim. Ilgazçılar bence onu da öğrenmiştir. 25 oy önemli ha. 20-25 kişi tabii. Ama şu anda an itibariyle ABC kişilerini destekleyip oradan bir tek blok çıkartabilirler mi? Hele bir, toplantı. 3-4 adaylı bir kongre olursa üst acayip. Üst katta böyle geniş bir masa vardır. Masa yaklaşık 19-20 kişiliktir o masada. Bu masa şu masa abi. Duygun Yersuat'ı başkan seçtikten sonra hemen ertesi gün yeni başkan adayını arayışına arıyor geçen masa tabii canım. Eyvallah. O masa belli. Çilekli'den taşındı o. Mehmet'in bilmesine şaşmamalı o zaman. Ben de size bir masadan bahsedeyim. O derin Galatasaray oldu. 1,5 ay önce, 2 ay önce falan Taksim'de bir restoran. Gittim içeride oturdum. Arkada bir baktım Galatasaray konuşuluyor. Bağıra çağıra işte. Dedim ki bunlar seçime gidecek belli oldu. Fakat o kadar çok hararetli konuşuyorlardı ki bizim masadakiler dediler ki ya çok gürültü geliyor o taraftan. Siz dedim merak etmeyin. Onlar beni görmedi. Ben şimdi böyle bir gözükünce aha gazeteci burada derler. Biraz sessiz alırlar diye. Tanırlar. Kalktım şöyle bir dolaştım. Oturdum. Gürültü devam etti. Ne oldu dediler. Tanımadılar demek ki. Üçüncü aday. Üçüncü aday. CTR'deki üçüncü adayın ekibi. Üçüncü aday derken Burak Elmas Bey'den mi? Yok. Cengiz Bey. Evet, o ekipten. Peki şey... Daha Can Çobanoğlu falan gelecek aday. Şey diye konuşuyoruz. Abi. Öyle mi? Can abi aday olacak canım. Deklarası olur. Can Çobanoğlu Mustafa Bey var. Bilmiyoruz onu. Ama Haluk Ulusoy seçime girerse Can Çobanoğlu Haluk Ulusoy lehine çekilir. Onlar orada bir birleşme yaşarlar. Enteresan. Yani daha Galatasaray'ın tırnak içindeki seçim Bizansları bitmez yani. Çünkü seçimdeki Galatasaray'ın yanında Bizans imarethane kalır. İmarethane kalır. Bak Bizans var ya, seçim sattım halindeki Galatasaray'ın yanında imarethane kalır Bizans. Ama çok adaylı girilen kongrelerde, bütün kulüplerde böyle değil midir? Hayır, değildir. Galatasaray gibi Türkiye'de hiçbir siyasi parti falan olamaz içeride öyle. Biraz daha bilir, onun yanında konuşmayayım da. Ben de 3 aşağı 5 yukarı. Bak, kimin aktör, kimin senarist, kimin yapımcı, kimin figüran, kimin yönetmen olduğunu anlayamazsın. Aktör diye bakarsın, figüran çıkar. Figüran dersin, senarist olur ve bir de bunları yöneten başka tanımadığın insanlar vardır. Sen bir gün Beşiktaş Kongresi'ne öyledir. Sen bir gün gelsene Beşiktaş Kongresi'ne. Galatasaray'ın yanında top görmez kimse. Sen bir gün Beşiktaş seçimine gelsene. Abi ben Ahmet seçim Turşevi demiyorum. Son bak, seçim, bütün bak, sandıklardan hayatım, çıktı. Hayatım seçim demedim. Seçim sattı mahalli dedim. Gürcan gene eskilere gitti ya. Bak yemin ediyorum ya, kimin ne olduğunu anlayamazsın. Afallarsın böyle. Galatasaray seçim böyle bir seçim. Eski Türkçeydi gene Gürcan. Hani şeyler var ya, rahmetli Semih Bay Ülkenler falan var ya. O insanlar süt ya. Yeni gördüğü için bir şey zannediyor. Yani. Neyi yeni gördüm? Bir şey yok. Benim bildiğim 17 seçimdir ben Galatasaray takip ediyorum. Bir şey yok, tamam. Bu arada aklıma geldi. Ben sana katılıyorum abi. İlk bölümde. Ilgaz'la Mehmet'e katılmıyorum. Fikir mi değiştirdin? Yok, değiştirmedim. Ben şimdi... orada hiç konuşmadım. Baskı altında da kalmadın değil mi? Yok, reklam arasında bir şey olmadı, onu söyleyeyim. Reklam arasında ne yaşandı? Bu üç çıktı dışarı, biz Ilgaz'la sohbet ettik. Tabii, burada havadan sonra. Ettik yani. Biz Levent'te bir restorana gittik. Beşinci Levent'teyiz yani. Hemen yanındaki restorana gittik. Serdar'la. Hayır. Beşinci Levent'te bir restorana gittik. İtirazlar vardı Gürcan Bilgiç'e. Reklam dönüşünde katılıyorum abi sana diyerek sonlandı. Biz dört Levent sonraya gittik. Bir Levent. Peki, diğer yandan takımların devre arası transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor. Galatasaray'da devre arasında nasıl bir operasyon olacak? Kadroya katılması planlanan oyuncular, konuşulan oyuncular kimler? Onlara bakalım biraz. Çünkü bir taraftan da takımlarımızın bir kısmı devre arası meselesini şimdiden halletmeye çalışıyor. Oradaki Altınızdaki arkadaşları tebrik ediyorum. İmarethane yerine sosyal kuruluş yazmaları efsane yazmış. Abi o kadar eski konuşuyorsun ki. İmarethane neyi eskisi? İmarethane ne demek olur bilmiyor musunuz abi, ya? Türk Dil Kurumu'ndan çıkartıldığı için kelime. İğnenin üstünde şapo var mı bunlar, yok mu şapo bunlar, var mı yok mu çocuktan emin. Yemin ediyorum buraya bir gelsene naftalin kokuyor abi. Böyle bir şey olamaz ya. Sen benim kıymetimi anlamadın. Berkay sosyal kuruluş olarak yazmış. Helal olsun Berkay. Git onlara katılsan. İmarethaneyi sosyal kuruluş olarak çevirmek büyük olay. Bütün bunları konuşurken Gürcan Bilgiç ile Serdar Sarıdağ arasında başka bir diyalog hissettim. Evet, evet. Gürcan abinin son motivasyonu. Sürekli katılıyorlar. O diyalog değil, o bir sinerji. Sinerji, peki.
Evet. Onyekuru, Seri, Kenan Karaman, Salih Uçan, Aytaç Karar, Dorukhan, Yunus Mallı, Ali Akman. Galatasaray'ın transfer için konuşulan isimleri bunlar değerli izleyiciler. Onyekuru meselesinde Monaco kiralamaya çok sıcak değil ama bir orta yol bulunabilir gibi görünüyor. Jean-Michel Seri'nin menajerinin açıklamaları vardı. Kenan Karaman transferi ciddi şekilde gündemde. Salih Uçan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Devre arası transferi söz konusu olabilir deniyor. Aytaç Kara, Dorukhan Toköz sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Yunus Mallı, Ali Akman Galatasaray'da konuşulan isimler. Evet. Yani muhtemelen Salih Uçan ve benzer isimler için şu formül devreye girecektir. Sezon sonu belirli bir rakam ödeyelim. Hani ama siz bizi oyuncuyu şimdi gönderin. Bu daha önce oldu. Hatta Almanya'dan İngiltere'ye giden oyuncularda da. Ya bak sezon sonu serbest kalıyor oyuncu. Sen de kazançlı çık bu işten. Sana ufak bir miktar bonservis bedeli verelim. Ona göre oyuncuyu bize devre arasında gönderdi. Hatta galiba Holtby üzerinde dönen bir transfer harekatıydı o. Ama tabii şimdi Galatasaray taraftarı isim üstünde, diken üstündedir. Hani bütün bu isimler konuşurken acaba son sırada Aytaç Kara mı gelir orta sahaya diye. Yani genellikle yüksekten başlayıp sonra aşağı doğru düşer ama Kenan Karaman'ın da sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Onu da söyleyelim. Dorukhan Toköz için iki hafta önce Haldun Domaç burada son sayfa programında Fenerbahçe ile anlaştı demişti. Daha sonra bugün sevgili Mehmet Özcan da burada Aspor yayınında şeyle anlaştı dedi. Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı dedi. Onların istihbaratlarına güvenmek gerekiyor. Ben Ali Akman'ın hiçbir şekilde Türkiye'de kalacağını düşünmüyorum. Ali Akman'ın öncelikli olarak tercihinin yurt dışı olacağını düşünüyorum ki yurt dışından zaten takip edenler var oyuncuyu. Onu da belirtelim. Ama Onyekuru Monaco'da giremiyor. Yani kadroda ama maça bile almıyorlar. Yani Monaco 5-0 öndeyken bile oyuna alınmayan bir Henry Onyekuru var. Onu hatırlatalım bir kez daha. Onda da muhtemelen satın alma zorunluluğu bir kiralama gerçekleşir. Öyle bir durum var ise. Onyekuru meselesinde Monaco kulübü diyor ki bir daha kiralama olmasın. Bu oyuncu sizden kiralık bize iyi dönmüyor. Ya da aklı sizde kalıyor. Oyuncuyu tamam bizden alın ama bir daha kiralamaya asla yanaşmıyoruz. Yani devre arasında Galatasaray hala finansal fair play kıskacında olacağı için ben satın alma zorunluluğu bir kiralamadan bahsediyorum. Yani Luyendama'da olduğu gibi. Luyendama'yı Galatasaray 3 milyon euro vermişti, kiralamıştı. Sezon sonunda da işte satın alma zorunluluğu devreye girip üstüne bir rakam daha ödemişti Belçika'ya. Öyle bir kiralamadan bahsediyorum. Yani kiralama artı satın alma zorunluluğundan bahsediyorum, seçenekten değil. Kenan Karaman için herhalde çarşı pazar karışır sezon sonunda. Ocak ayından itibaren. Tabii. Kenan Karaman çünkü Kenan Karaman'la 1 Ocak'ta imzalayabiliyorsun. Gelecek. Almanya'daki Aytaç transferini gerçekçi buldun mu? Bana en gerçekçi gelmeyen Aytaç Kara transferi. Neden? Burada. Çünkü Fatih Terim belli ki orta sahada daha dinamik isimlere yer vermeye çalışıyor. Bak şöyle söyleyelim yani. Etobo'yu da bunun içine katarsak. Etobo çünkü Nijeryalı Ömer Bayram'dır esasında. Kenar oyuncusundan orta sahaya devşirilmiş olduğu için Nijeryalı Ömer Bayram diyorum. Onu da vaat ettiği gelecek, kanat oyuncusuyken bir gelecek vaat ediyordu. Olmadı. Orta sahaya devşirdiler. Emre Kılıncı hala içte kullanıyor. Orada daha hareketli oyuncular istiyor. Aytaç Kara'nın pas düşüncesi hızı bile yavaş. Yani Fatih Terim'in elinde yavaş kalır öyle söyleyeyim. Peki Yunus Berhan'da meselesi var. Şimdi oyuncuyla yeni sözleşme gündemde. Devre arasında yeni bir sözleşme imzalanacağı söyleniyor. Fatih Terim'in oyuncunun takımda kalması yönünde görüş bildirdiği söyleniyor ki Ilgaz Çınar bir indirimle daha uzun bir sözleşme gündeme gelebilir. Yani insanlar gitmesini istiyor, Galatasaraylılar gitmesini artık istiyor ama. Artık bunu söylemiştim ben. Evet, takımda kalabilir demişti. Bu ciddi şekilde gündemin üst maddesi Galatasaray'da. Oradaki sav da şu. Bu kalitede bir oyuncuyu bir daha alabilecek ekonomik duruma gelemeyebiliriz yakın dönemde. O zaman Belhanda'yı elimizde tutalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Belhanda'nın dünya üzerinde. Yunus Belhanda ve ailesi olarak İstanbul'dan daha mutlu olabileceği bir kent olduğuna inanmıyorum. Doğduğu yer dahil olmak üzere. Doğduğu, doyduğu, büyüdüğü yer dahil olmak üzere. Ve Belhanda'nın İstanbul'da ev aldığı falan söylenmiştir. Benim bilgim değil ama bu bilgi doğru da olabilir. Ben inanırım bu bilgiye. Belhanda dünyada İstanbul'dan daha mutlu hiçbir yerde olamaz. Adımı değiştiririm. Niye biliyor musun? Çünkü geldiğinden beri Belhanda ile ilgili sürekli duyduğumuz şeyler ev, Florya, yine restoran diyeceğim, Gülcan abi kızacak ve gerçekten şu Nispetiye Caddesi üzerinde meşhur bir restoran ve böyle mütevazı bir mutasip bir yaşam. Böyle yaşamak istedi ve İstanbul'da dünyanın bu anlamdaki Belhanda'ya 4 milyon euroya karşı en güzelleri ev aldığı konusunda ben de duydum ama benim bilgim değil, inanırım. Ve en son olarak şunu söyleyeyim,
Artık bir süre sonra Belhanda'nın İstanbul'da yaşama isteği çocukları falan da bayağı okulda ve